Uşak valisi Turan Ergün, Uşak'ın Karahallı ilçesini ziyaret etti. Uşak valisi Turan Ergün, Uşak'ın Karahallı ilçesi ziyareti sırasında Karahallı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında 30 üreticiye %75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı. Karahallı Kaymakamlığı'nda düzenlenen tohum dağıtım törenine Uşak Valisi Turan Ergün, Karahallı Kaymakamı Melih Bulgur, İl Genel Meclis Başkanı Nuri Demir, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan katıldı. Kaymakamlık binasını ziyaret eden ve bina önünde köylülerle buluşan Vali Turan Ergün, konuşmasında kanalonun tarım için önemine vurgu yaptı. Kanola ekimini bu sene Tarım Bakanlığımız ülke genelinde destekliyor, yaygınlaştırıyor. Bu yaygınlaştırmadan birisi de bizim ilimiz. Bunun özelliği şu, ya şimdi biz kullanılmayan arazilere ekebiliyorsun. En büyük avantajı bu. Yani ikinci sınıf tarım arazilerine ekebiliyorsun. Kimse zaten bunu birinci sınıf araziye ekilmesini istemiyor. Oralarda olmuyor. Garip öyle bir bilgi. Vatandaş ile bir araya gelen Vali Turan Ergün, girişimci vatandaşlara kanola tohumu dağıtımı yaptı. Daha önce Ulubey'de çörek otu hasatına katıldığını dile getiren Uşak Valisi Turan Ergün, bu yıl kanola hasatına katılacağını da bildirdi. Vali Turan Ergün, kanola tohumu dağıtımının ardından Uşak Karahallı ilçesi ziyareti kapsamında Karahallı Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek doktorlar, hastane personelleri ve yataklı servislerde tedavi gören hastalar ile görüştü. Mutfak eşyalara çay yapacaksın. Bak şurada küçük bardaklarım var, tabaklarım. Uşak Valisi Turan Ergün'ün Uşak Karahallı ilçesi ziyaretindeki son durağı dokuma fabrikası oldu. Vali Turan Ergün, organize sanayi sitesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından %55 hibe desteği alan dokuma fabrikası ziyaretinin sonunda yaptığı konuşmada Karahallı ilçesinin girişimci bir ruha sahip olduğunu ve kadın girişimcileri daha fazla görmek istediğini bildirdi. Karahallıların girişimci ruhunun ve bu TKDK'nın da desteklerinden yararlanmanın yolunu bildiği ve proje yapma yeterliliğine sahip olduğunu da gösteriyor. Bir diğer husus arkadaşlar, kadın girişimcilerimize hep söylüyoruz. Ne olur bu projelere başvurun. Gelin hep yanınızdayız. Yani küçük işletmeler kurarsınız kooperatif olarak. Hepsini destekliyoruz. Destekledik de